Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersur rabi'a aşara, 14. ders. Durus Arabiyye'nin ikinci kitabın birinci cüzünün 14. dersi. El-alemü alemdir. El-alemü alem. Alem ne demek? Huvel ismi, isimdir. Ellezü ile isim kim? Yahtassu mahsus oluyor. Bir vahidin birine, tune ahire diğerine değil. İn efradi cinsihi, kendi cinsinin fertlerinden bir kişiye mahsus olup diğerlerine ait olmayan özel isimlere ne diyoruz? Alem. Yani o cinse giren fertlerden muayyen bir şahsa konulan, başkası için kullanılmayan özel isimlere alem deniyor. Ke Hüseyin'in, Hüseyin gibi, ve Muhammed'in, ve İsa, ve Musa, ve Fatıma'ta, ve Meryem'e, ve Mekke'te, ve Beyrut'e, ve Dimeşk'a, ve Lübnan'a, ve Bagdad'e. Bunların çokları gayrimusarif görüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi Hüseyin belli bir şahsa konulmuş. Muhammed belli bir şahıs. İsa, Musa, Fatıma, Meryem, Mekke belli bir yerin ismi. Beyrut yine öyle. Dimeşk, Şam, Lübnan, Bağdat. Ve minhu, bu alemlerdendir. Esma-ül Eşhas. Şahıslara ait isimler. Şahıslara ait isimler alem olan isimlerdendir. Neymiş? Alem olan isimlerden. Vel biladi, beldelere ait isimler. Memleketlere. Ve düveli, devletlere ait. Vel kabaile, kabilelere. Vel bihari, denizlere. Vel nuhuri, nehirlere. Vel cibali, dağlara. Bunlar hep özel isim. Görüyor musun? Yani muhtevasını, şahıs isimleri, memleket isimleri, devlet isimleri, kabile isimleri, deniz isimleri, ırmak isimleri ve dağ isimleri. Bunların hepsi özel isimdir. Ve yukabiluhu, bunun zıddı ismül cinsi, ismi cinstir. Buna zıt olan ismi cins. İsmi alem, ismi cins. Ve bu da nedir? El ismül lezi, öyle bir isim ki la yahtassu bi vahidin dune ahire. Yani birine mahsus olup diğerine mahsus olmayan değil. Min efradi cinsihi, cinsinin fertlerinden. Ke racülin. Mesela racül dediğin zaman racül cinsine giren herhangi bir şahıs. Yani muayyen bir kişi değil. Erkek cinsine giren herhangi bir adam. Cani racülün desen, bana bir adam geldi dediğin zaman herhangi bir erkek. Yani şey gibi değil. Şahsi isimler gibi değil. Belirsiz bir, ama kendi cinsinden her erkek sıfatını taşıyana racül denir. Öteki ney? Ve emraetin, kadın. O da öyle. Kadın cinsine giren her ferde kullanılabilir. Ve insanin, ve kitabin, ve insanin. Onlar da öyle. Ve minhu, bu cins isimlerdendir. Yok. Şey isimlerden. Alem. He? Alem. Alem isimlerden. Bunlar cins, cins isimlerden. Zamirler. Ve esma-ül isim, mesela hüve dediğin zaman erkek cinsinden herhangi bir kimseye hüve denir. Erkek cinsinden. İsmi, zamirler ismi cinsten. Ve esma-ül işaret, ismi işaretler. Ve esma-ül mevsuleti, ismi mevsuller. Ve esma-ül şartı, bu taksimat önemli. İsmi şartlar. Ve esma-ül istifam, bunlar ismi istifamlar. Fehiye esma-ül ecnasin, bunlar cins isimlerdir, cins. Bunlar neymiş? Cins isimler. Çünkü haza dediğin zaman, yani haza kelimesi ne kadar erkek cinsinden fertler varsa onlara kullanılabilir. Evet. Peki la tahtassu bismin dune ahire. Yani bu cinslerin fertlerinden birisine mahsus olup da diğerine mahsus olmaması gibi, kullanılmaması gibi bir şey yoktur. Ama emmel alemi, aleme gelince fehve alem muhtassun bi vahidin, bir kimseye aittir. Dune gayrihi, başkasına değil. Minel esma, isimlerden. Muhammed dediğin zaman o Muhammed ismiyle müsemma kimse
ona ait. Evet, her Muhammed isminde olan kimseye değil. El alemül müfredü vel alemül mürekkebü. Alemler kaç ayrılıyor? İkiye. Alemi müfred, alemi mürekkeb. Yenkasimül alemü. Alemler ayrılır. İlâ alemin müfredin, müfred alemlere. Müfred alemden maksat ne demek? Şu aşağıda bir var bakın. Alem bahsinde ma leyse mürekkeben, mürekkep olmayan demek. Yani birkaç kelimeden bir araya gelmeyen. Fel müsennâ vel cem'ul müsemmâ bihima. Bir de efendim ondan maksat kim neymiş? Tesniye olmayan, cem'i olmayan. El müsemmâ bihima. Efendim bunlarla adlandırılan. Mesela Haseneyn gibi. Hüseyin, Hüseyin, Haseneyn, Hasan, Haseneyn. Abideyn. Müfredanı bunlar müfreddirler. Ha, fi hazel bab. Müfred dediğiniz zaman burada ne oluyor o zaman? Tesniye cemisi değil esas. Evet. Ya mürekkep olmayan demek. Çünkü Haseneyn mürekkep değil ki. Tesniye olarak gelmiş. Hocam Hadramut, Hadramut gelecek mesela... O alem ve mürekkep alemlerden. Hadramut. Ke Ahmed'e ve Selim'in bunlar hangi isimlerden, hangi alemlerden oluyor? Müfret alemlerden. Ve mürekkebün idafiyün. Terkip de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Terkibi idafi, terkibi mezci. Terkibi idafi, yani iki kelimeden oluşmuş bir şahsa ya da bir yere isim verilmiş ama muzaf muzafin değil gibi. Ki Abdurrahman gibi. Mesela Abdurrahman diyorsun. Abd kelimesi Rahman kelimesine muzaf olmuş ama mürekkep olmuş. Bir şahsın ismi Abdurrahman. Ve mürekkebin mecziyin ikincisi de mürekkebi mecziy. Mürekkebi idafi, mürekkebi meczi. Birbirine karışmış sanki tek kelime gibi. Ne gibi? Kebale bekke ve sibe veyhi gibi. Bale bekke. Bale bek neydi? Efendim? Şehir ismi. Bale. Şehir ismi. Ama önceden Bal putun adı Bek. Getiren. Bal sahibinin adı Bek, putun adı. İkisi bir araya gelmiş. Bir yerin adı olmuş. Sibevey. Sibevey. Burada da şimdiki kelimeden meydana gelmiş. Tek isim gibi olmuş. Üçüncüsü de ve mürekkebin isnadiyi. Bak bir de mürekkeb isnadi var. Mürekkeb isnadi demek yani fiil cümlesi gibi. Fiil. Fiil fail gibi. Ya da müfteda haber gibi. Tamam mı? Mesela ke cadel hakku. Cadül hak. Cadül hak. Cadül hak. Cade mesela fiil. Cadel hak ya da. Hak onun faili. Bak fiil fail gibi ama birisi şahsi isim olmuş. Cadül hak. ya da cadel hak. Tebbada şerren. Tebbada fiil. Şerren onun mef'ulü. Onun fail altında gizli. Aslında bu bir cümle. bir kadının bir oğlu varmış. Tebbada şerren'in esas şeyi bu. Sabah olunca böyle çok şer bir adammış. Yılanı böyle koltuğunun altına alır gizlermiş. Onu bunu korkuturmuş. Anası da onun adına koymuş, isim koymuş. Tebbede şerren, yine şerri koltukladı diyormuş. İpt, koltuk, tebbede şerren. Tamam mı? Tebbede şerren diye geliyor. Sonra adamın ismi olmuş, tebbede şerren. Alemi olmuş yani, alemi. Ama nasıl bir alem bu? Şey, mürekkep, alem diyorum, mürekkebi isnadi. Fiil, fail ya da mefuldan oluşan. Sonra adamın adı olmuş teabbada şerren. Tamam mı? Peki ve huma bu cadel hak ya da teabbada şerren alemanil racüleyni. İki adamın iki alemi. Ve şâbe karnaha. Şâbe karnaha. Şâbe fiil. Karnaha onun faili aslında. Sonra gelmiş şâbe karnaha ve huve alemün limratin. Bir kadına özel isim olmuş. Mürekkep. Mürekkebi isnadi. Anladınız mı? Mürekkebi isnadi. Şabe karnaha. Şabe yaşlandı demek. Şabe yeşibi. Karnaha da karna boynuzlar demek de bu
başka bir manada tabii özel isim olarak kullanılmış. Şâbe Karnâha. Onun Karnâhı o. Hâye muzaf olmuş. Şâbe Karnâha. Efendim gelmiş bir kadına özel isim olarak kullanılmış. Esas biz bunların manasını düşünmeyeceğiz. Burada mürekkebi isnadi olarak bir kadına isim olduğunu bileceğiz. Demek ki mürekkep burada kaç ayrılıyor o zaman? Mürekkebi izafi, mürekkebi mezci, mürekkebi isnadi. Üç ayrılmış oldu. İrabül alemi, alemin irabı. Özel isimlerin irabı. Yurabül alemül müfredü, müfred olan alemler irab edilir, el müfredü. Kema yaktadihi terkibü. Cümle neyi gerektiriyorsa terkip, o oluşum. Eğer cümlede fail oluyorsa o müfred alemler merfu olur. Meful oluyorsa mensup olur. Başına harficer gelmişse mecrur olur. Min raf'in ev nasbin ev cerrin. Üç hal, üç harekeyle. Nahu ca'e halidun ra'itu haliden merartu bi halidin gibi. Bak, üç hal, üç harekeyle. Öyle değil mi? Peki el alemül murakkebü terkibe idafetin. Bu da çok önemli. Terkibi izafi olarak mürekkep olanlara gelince bunun İrabı nasıl olacak? Yurabü cüz'ül evvelü, birinci cüz'ü yani muzaf konumunda olan irab edilir. Kema yaktadihi terkibü, cümlenin ihtiyacına göre, istediğine göre. Ve yücerru cüz'ül sani, ikinci cüz'ü mecrur kılınır bir idafet, izafetle. Tamam mı? Şimdi misaline bakın. Nahvu ca'e geldi alemüddin. Alemüddin. Esas alem bayrak demek, işaret demek. Alemüddin adamın ismi. Alemüddin. O zaman ne oldu şimdi? Câe fiil, alemüddin, alemi kelimesi onun faili. Evet. O zaman mürekkebi izafilerde birinci cüz'ü hamilin iktizasına göre irab alır. Burada fail istediği için merfu. Alem-i muzaf eddin-i muzafin leyh. Ra'eytu alemeddin. Bu da ne oldu şimdi? Meful oldu. Birinci cüz'ü yine ne oldu? Mensup oldu. İkinci cüz'ü mecrur oldu. Merartu bi alemiddin. Birinci cüz'ü de mecrur oldu. İkinci cüz'ü de. Birinci cüz'ü harficerle mecrur oldu. İkinci cüz'ü izafetle mecrur oldu. Anladınız mı acaba? Bu şekilde. El alemül murakkebü terkibi mezci. Bak bu da çok önemli. Terkibi mezci olarak mürekkep olan alemlere gelince yübna cüz'ül evvelü. Birinci cüz'ü mebni kılınır. Alel fethi fetha üzerine. Ve cüz'ü hüssani, ikinci cüz'ü yurfa'u bit dammeti. Dammeyle merfu kılınır. Ve yunsabu ve yücerru bil fethati. Gayrimusarif gibi aynen. Efendim, fethayla cer ve nasb edilir. Fethayla cer ve nasb edilir. Tamam mı? Fethayla cer ve nasb edilir. Demek ki birinci cüz'ü ne oluyor burada? Birinci cüz'ü hep mebnidir. İkinci cüz'ü. İkinci cüz'ü efendim ne olmuş oluyor? Fetha ile damme ile merfu oluyor. Fetha ve fetha ile de nasb ve cer hali olmuş oluyor. Gayri musarrafler gibi aynen. Liennehu memnu'u mine sarfi. Çünkü bu mürekkebi mezciler sarftan men edilmiştir. Yani gayri musarraftır. Nahvu. Bu çok da böyle oturmayan kelimelerden, biliyor musun? Mesela bunu hep böyle üçünü de aynı halde okuyanlar var. Ca'e, ba'le bekke, ra'itu ba'le bekke, meratu, böyle değil. Mesela hâde ba'le bekkü, ra'itu ba'le bekke ve merartu bi ba'le bekke. Rafi halinde ikinci cüz'ü damme ile merfu. Nasip ve cerhallerinde fetha ile gayrimusarif gibi aynen. Demek ki her ne kadar Bale Bekke bir şahsa ya da bir ülkeye, bir memlekete isim konsa da birinci cüz mebni oluyor, fetha üzerine mebni oluyor, değişmiyor. İkinci cüz rafi halinde damme, nasip ve cerhallerinde fetha. Bu çok önemli bakın. Peki Bale Bekkü, Bale Bek beldetün dayyibetün hevai. Efendim, havası güzel bir beldedir. Havası güzel bir beldedir. Zürtü
Şimdi burada o zaman bale bekkü. Ne olmuş oluyor bu? Mübteda olmuş oluyor. Evet. He? Evet hocam. Mürekkebi meziyorlara mübteda. Ondan sonra birinci cüzü fetha üzerine mebni, ikinci cüzü merfu. Evet. Mebni demeyeceğiz ikinci cüzüne. Mübteda olarak. Bekkü, lafzan merfu, mübteda. Beldetün tayyibetül hevai. Beldetün haberi, tayyibetü beldetünün sıfatı, tayyibetü muzaf, hevai muzafinde. Zürtü Bale Mekke. Bale Mekke'yi ziyaret ettim. Burada ne oldu? Her iki cüzü de fetha. Ama ikinci cüzü mebni değil yalnız. Fetha ile mensup. Aynı bir Ahmet'e gibi. Ya da Ra'itü Ahmet'e gibi. Peki, sefertü ile Bale Mekke. Bale Mekke'yi sefer ettim. Sefere çıktım. İla gelmiş Bale Mekke. Yine her iki cüzü de fethalı. Ama birinci cüzü mebni, ikinci cüzü fetha ile mecrur. Yani cer hali fetha ile. İlla ancak idâ kâne cüz'ü sâni, ikinci cüzü olduğu zaman kelimete vey. Buna saut deniyor, saut. Sonu vey ile biten. Sibe vey. Tamam mı? Gibi. Vey kelimesiyle bitiyorsa feinneha, o zaman ikinci cüz tübne alel kesri, kesre üzerine mebnidir. O zaman hâdâ sîbeveyhi râitü sîbeveyhi ve merâtü bi sîbeveyhi. Üçünde de ne olmuş oluyor? Kesre üzerine mebni olmuş oluyor. Peki ve yekûnul îrâbü, îrâb olur hîneyzin o takdirde mahalliyen. Mahalli. Hâdâ sîbeveyhi deyince o mahalle merfu haber. Efendim nahvu ruhime sîbeveyhi gibi. Ruhime merhamet edildi. Merhamet olunsun ya da. Sibeveyhi, sibeveyhe. O zaman sibeveyhi. Sibeveyhi. Aslında bu iki kelimeden oluşmuş. Kokulu elma demekmiş bu. Yani sibeveyhi. Yani Farsça bir kelime sib. Yalnız burada gelmiş bir alime, bir nahiv alimine isim verilmiş. Sibeveyhi. O zaman ne oldu bu? Efendim söyle. Ruhime meçhul fiil. Meçhul fiil ne istiyor burada? Naib-i fail. Naib-i fail. O zaman ne oldu orada? Sibeveyhi mahalle merfu ruhime'nin naib-i faili. Sibe bakalım öyle diyor mu? Sib. Bu kelime bu yelogat. Bunu aldık ya Farsça işte yazmıyor. Ha? Sib. Sib. Peki veyhi alsak veyh de öyle aslında. Farsça. Biz acaba yanlış yere mi yazıyoruz acaba? Dur bakayım ki. Belki de. Sib. Ha, çıkmadı. Tamam. Evet biz yanlış yere yazmışız bunu. Sib. Tamam. Elma demek gördün mü? Sib. Veyh de kokulu demek. Kokulu elma. Güzel kokan bir elma. Tamam mı? Ben yanlış yerden bakmışım. Şimdi burada veyh desek veyh. Evet. Yok bunu yazmadı. İşte o demek. Tamam mı? Ama orada sibin yani kelime manası onun elma. Şimdi sonuna getirilmiş bir zata ne yapılmış? Alem olmuş. Ama mürekkep olarak, mürekkebi mezci olarak alem olmuş. Hocam peki birinci cüzü ne oluyor? Burada birinci cüzü o zaman sibe. Fetha üzerine mi olması lazım? Anladım. Sibe. Sibe. Rahimallahu sibeveyhi. Burada da meful konumunda mahalle mensup. Rahmetullahi ala sibeveyhi. Burada ne oldu? Allah'ın rahmeti sibeveyhi üzerine olsun. Burada da mahallen mecrur. Şurada bir var, bire bakın. Sibeveyh ismin mebniyün alel kesri. Kesre üzerine mebni bir isimdir. Ve huve fi mahalli raf'in mahallen merfu fil misal evvel. Birinci misalde leennehu naib-i fail demiş. Ruhime sibeveyh. Ve fi mahalli nasbin mahallen mensup fil misal-i saniye. Ama burada şeyi söylemedi. Birinci yüzüne
Fethazen'in mevni demedi. İkisini bir aldır. Derne mefulün bi ve fi mahalli cerrin mahalle mecrurdur. Fil misalis salis derne uvaka bağda harfi cerrin demiş. Evet. Dördüncüsü ma kâne alemen li ünsa. Kadına özel isim olan kelimeler. Kadın için özel isim olan kelimeler. Ala vezni faali. Faali kalıbında bu daha çok böyle bizim eski kitaplardan Kafiye'de, ondan sonra Molla Cami'de bunlar geçiyor. Hazami gibi, Katami gibi, Secahi, Rakaşi, Nevari. Böyle bunlar hep kadın için özel isim olarak kullanılmış. Efendim, bunların her birinin ayrı ayrı manaları var. Bu kelimeler eğer dişi varlıklar için, kadınlar için özel isim olursa feynnem ve bir gün aler kesri kesre üzere mebnidir ama ne olduğu halde gayrı münevvenin tenvinsiz olduğu halde gayrı münevven münevven tenvinli gayrı münevven tenvinsiz o zaman şöyle diyemeyiz biz hazamin ca'ni hazami ca'etni hazami ve ra'itu hazamen ve menartu bi hazamin denmez ca'etni hazami bana hazami isminde bir kadın geldi ve ra'itu hazami ve menartu bi hazamin. O zaman her halükarda ne oluyor? Kesre üzerine mebni olmuş oluyor. Evet. Feyekûni îrâbuhu mahalliyen. Bunun da îrâbı mahalli olur. Nahu câet katâmi. Gördün mü? Katâmi isminde bir kadın. Ra'itu katâmi, merartu bi katâmi. Her üçünde de efendim kesre üzerine mebni ve mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur. Durumlara göre. Burayı da anladık inşallah. El alemül murakkebü terkiben isnadiyen. En güzel şekilde bu kitabı izah etmiş ha. Terkib isnadi olan olarak mürekkep olan alemlere gelince yapka ala halihi hal üzerine kalır. Hiç ne bir cüzünde ne ikinci cüzünde değişiklik olmaz. İden tazama fil cümleti cümlede oluştuğu zaman cümlede bulunduğu zaman ve yuhka ala lafzihi lafzıyla nakledilir ve yekûni îrâbuhu o zaman onun îrâbı olur takdiriyen îrâb-ı takdiri alâ âhiri sonuna tegûlü dersin câe câdel hakku dikkat et şimdi demek ki yine ikinci şey ne oldu câe geldi kim câdel hakku câdel hak ismiyle müsemma olan şahıs şimdi burada câde fiil el hakkunun faili Ra'itu gördüm cadel hakku merartu uğradım bi cadel hakku cadel hakku ikincide hiç değişiklik olmadı. Birincide de olmadı. Gördünüz mü? Makirab gibi aynı değil mi hocam? Aynen. Takdiren merfu, takdiren mensup o zaman takdiren mecrur olmuş oluyor. Şimdi o bir var ya bire bir bakalım. Cadel hakku fil cümletil ula failü merfu bi dammetin mukadderetin ala ahiriyi. Sonra takdir edilmiş cae fiil hüve yok cadel hakku o fail konumunda. Evet. Ama cade fiil el hakku fail gibi göstermeyeceğiz onu. Cadel hakku mahalle merfu şey takdiren merfu cae'nin faili. Ne demiş orada? Fail merfu bi dammetin mukadderatın ala ahiri. Ve fil cümleti saniyeti ikinci cümlede mef'ulun bihi mensubun bi fethatin mukadderatin ala ahiri. Sonunda takdir edilmiş bir mukadder fetha ile mensup ve fil cümletis saliseti mecrurun bi kesretin mukadderatin ala ahiri. Üçünde de efendim takdiren merfu, takdiren mensup, takdiren mecrur. Ve kad muni'a min zuhuri hazil harekati ya da ve kad mena'a engel oldu min zuhuri hazil harekat bu hareketlerin açığa çıkmasına hareketül irabil asliyi aslı irabın harekesi. Elleti iktidaha terkib. Terkibin gerektirdiği. O zaman terkibin gerektirdiği asıl irab nedir? Cadel hakkı dediğiniz zaman cade feil el hakkonun faili konumundaydı. Asıl irab o işte. O hiç değişmedi. Anladınız mı? Mürekkep olduktan sonra bir şahsa ismi olduktan sonra hiç değişmedi. Peki iktidaha terkibi kablen yüsemma bihi bununla şahsa ad verilmeden önce terkibin gerektirdiği neydi? Cade feil el hakkunun failiydi. Tebbada feil
şerran onun mefulüydü. Faili nerede? Altında gizli hüveydi. Peki. El ismu vel künyetü vel lakabı. Burada da yine üç şeyden bahsediyor. İsim, künye, lakab. Devam edelim mi, kalsın mı? Devam edelim mi sesin? Yenkasimül alemü, alemden ayrılır. Eydan, kendi arasında kısımlar ayrıldığı gibi. İlesmin ve künyetin ve lakabin. İsim, künye, lakab. Fel alemü, ismi. İsim olan alem nedir? Mabud'a konulandır. Tayinil müsemmel, müsemma evvelen. İlk defa müsemmayı belirlemek için, tayin etmek için konulan isme alem deniyor. Yani müsemmayı belirleyen, kim için ad konulduysa onu. Sevaun eşittir edelle ala methin evzemmin. Bu alemler ister övgüye, ister yermeye delalet etsin. Bunlar alemdir, alem isimler. Kesaidin ve hanzalete. Said gibi, Said. Hanzale. Efendim, bu Said mutlu insan demek, bak mutlu insan. Hanzale de Ebu Cehil karpuzuna hanzale deniyor. O da yerme şey yapıyormuş. Zem ifade ediyormuş. İster zem ifade etsin, ister efendim Said kelime itibariyle övgü ifade ediyor. Said. Evet. Mutlu olan insan demek. İsim ister müsemmayı övsün, ister onu yersin. Efendim neymiş? O kelime isimdir, alemdir. Şahs için kullanılan efendim özel isimdir. Hanzale, acı elma, acı hıyar, Ebu Cehil karpuzu gibi kelimeler, manalar ifade ediyor. Hanzale, anladınız mı? Evet. Hanzale'nin manası. Acı elmaya da deniyormuş. Acı hıyara da deniyormuş. Evet. Peki. Emla isterse medihsem ifade etmesin. Zeyd, Amir gibi. Burada bir medihsem yok ki. Zeyd bir şahsa isim konmuş. Amir bir şahsa isim konmuş. Ve sevâvün yine eşittir. Esuddıra bi ebin ev ümmin. İster eb, üm kelimesiyle başlansın. Emle müsaddar bihime ya da bunlarla başlanmasın. O zaman künye öyle değil miydi? Künye eb kelimesiyle başlayan, üm kelimesiyle başlayan. Fel-ibratü bismiyetin alem, alemin isim olmasından asıl murad edilen innemâ huvel vat'un evveliyyü. İlk mana karşısına konulması önemlidir. İlk mana olarak eğer isim karşılığında kullanılmışsa o önemli. İster ev ile kullanılsın, ister üm ile kullanılsın, başına ev veya üm kelimesi getirilsin, getirilmesin. İlk evvel mana karşısına konulması İsim olarak mı konuldu, künye olarak mı konuldu? İsim olarak konulduysa eb, üm kelimesinde hiç değişiklik yoktur yani. Vel alemül künyetü. Künye olan aleme gelince, künye olan. Ma subdirat bi ebin ev ümmin. Eb veya üm kelimesiyle başlayan alemler künye olan alemlerdir. Kebil fadlı, ebil fazıl gibi. Bak, fadl. Ama Ebil Fadl diyor. Fadl'ın babası. Ve Ümmü Gülsüm. Gülsüm. Ümmü Gülsüm gibi. Gülsüm efendim Arapça alemlerdendir. Gülsüm aslında bunun kelime anlamı ne biliyor musunuz? Ekel el kesiru lahmül veçi vel haddeyn. Şu yanaklardaki eti çok olan, yüzü biraz daha etli olan kimseye külsüm derlermiş Araplar. Yani kelime anlamı o. Ama getirilmiş başına bir eb kelimesi ya da üm kelimesi, ümmü külsüm demiş. O zaman o künyedir. Künye. Künye olarak konulmuş çünkü. Vel alemül lagabı. Lagab olan alemlere gelince ma eş'are bildiren bir medhin, bir övgüyü kerreşidi. Mesela Harun Reşit diyorsun. Reşit. Reşit kemale eren demek. Reşit isim ama ya da Raşit. Bunlar ne ifade ediyor? Övgü. Zeynil abidin ve zeynel abidin. Kulların süsü manasına. Ama getirilmiş lakab olarak zeynil abidin konmuş. Mesela adı Muhammed ama Muhammed ismini kullanmıyor. Zeynel abidin. Lakabı o.
Hani Hazreti Ali'nin torunlarından Zeynel Abidin var. Evet. Ha. Veya başka birisine de kullanılabilir. Ev bizem mi? Ya da zem ile kullanılması. Zem ile zem yerdiğini bildiriyor. Kel aşa, aşa gibi. Aşa. Bu neymiş? Efendim Arap'tan çeşitli Arapların lakabı. Aşa fil aslı esseyyü demek. Aşa aslında kötü demek, kötü. Esseyyül basar. Zayıf gören, zayıf. Seyyül basar, zayıf gören, kötü gören. Tamam mı? Aslı buymuş. Ev huvellezî lâ yubsırû leylen. Ya da gece görmeyene aşa derlermiş. Ama getirilmiş aşa kelimesi lakab olarak birisine lakab takılmış. Aşa. Ve şenferi, şenfera. Şenfera gibi. Şenfera da Ezd kabilesinden efendim bir şairmiş. Tamam mı? Mesela yukalü hüve a'da mineş şenfera ve ileyi tünsebül kasidetül marufetü bilamiyetil arab ve şenfera fil asl el azim demekmiş. Büyük demekmiş. Efendim bir azim şefeteyim. Dudakları büyük, dudakları. Dudakları büyük olan adama şenfera. Sonra kim için lakab olmuş bu? Arap şairlerinden bir şaire. Ev bi nisbetin ila aşiretin, ev kabiletin. Ya da lakaplar ya bir aşirete ya bir kabileye, ev beledin ev kutrin. Ya bir memlekete ya da bir kutur. Yani dünya ülkelerinden, köşede, kenarda bulunan ülkelerden birisine nispeti gibi. Ken yurafe şahsu, şahsın bilinmesi gibi. Bir haşimiyye, bak, haşimiyye. Bu da lakap değil mi? Evet. Haşim soyuna mensup olan. Bagdadi, Bagdad'a mensup olan. Evil Mısri'yi, Mısır'a mensup olan, Mısri. Peki, ahkamul ismi vel künyeti vel lakabi. İsim, künye, lakabın hükümleri. İdeçtema'al ismu vel lakabı. Bir cümlede isimle lakap bir araya geldiği zaman yukaddemül ismi, isim önce zikredilir ve yuakharul lakabı, lakap sonraya bırakılır. Ke Harun'er Raşidi gibi. Harun'er Raşid. Niye Harun okudu? Gayrimusarif. Şimdi Harun isim, Raşid lakabı. O zaman Raşidül Harun denmezmiş. Ne denizmiş? Harun Reşid. Ve Umar'ul Faruk gibi. Ömer'el Faruk. Ömer isim, Faruk lakabı. Ve la tertibi beynel künyeti ve gayri. Ama künye ile künyenin dışındaki kelimelerin arasında bir sıralama yoktur. İstersen önce efendim künyeyi söyle, sonra ismi söyle. İstersen önce ismi söyle, sonra künyeyi söyle. Tebulü dersin. Ebu Hafs'ın Ömer'u. Burada önce künyeyi zikretti, sonra ismi. Ve Ömer'u Ebu Hafs'ın. Ömer Ebu Hafs'tır. Burada da önce efendim neyi zikretti? İsmi, sonra künyeyi zikretti. Bunlar fark etmez. Künyelerde. Ama isimle lakap bir yerde zikredildiği zaman Fatih? İsimler önce zikredilir. Efendim lakaplar sonra zikredilir. Ve izeştema'a alemâni li müsemmen vâhidin. Bir şahıs için iki alem toplandığı zaman adamın iki tane özel ismi var. Fe inkâne ikisi de olurlarsa müfredeyni müfred edaftel evvele ilessani birinci alemi ikinciye muzaf kılarsın. Mislü hâde Halid-i Temîm'in. Şimdi adamın ismi bir Halid, biri Temîm. İki alemi olursa o zaman birinci ismi alemi ikinciye muzaf kılıyorsun. Hâde Halid-i Temîm'in demekmiş. İlla ancak inkânel evvelü birinci olursa mesbûkan bi el, el takısı ile gelirse birinci isim. Evkâne sen ikincisi olursa fil asl asılda vasfen, vasıf, sıfat, muhterinen bir el, el takısına bitişmiş bir sıfat olursa feyecibul ittiba'u, o zaman birbirine tabi olması vacip olur. Sıfat mevsuf olur yani. Mislü hâdel hârisü zeydün. Burada birincisi el ile geçti, ikincisi isim. O zaman ne oldu burada? Efendim izafetle gelmedi. Ya da rahimallahu Harun er-Reşide.
Burada şimdi Harun isim, Er-Reşide onun lakabı, öyle değil mi? Birincisinde harfi tarif yok, ikincisinde harfi tarif var. Ya da kâne oldu Hatemün Ta'iyyü, Hatemi Ta'i oldu meşhuren, meşhur oldu bil kerami, cömertlikle. Hatemü Ta'i, ikinci cüzü lâm-ı tarifli. Lâm-ı tarif olunca efendim o zaman ne oluyor? El takısına yakın sıfat. Sıfat ismi fail. Ta'i sıfat. Efendim halis sıfat. İsmi fail yani. Raşid fail, bir mana fail, o da sıfat. Ve inkâne mürekkebeyni. İki alem, ikisi de mürekkep olursa. Evkâne hadühüma müfreden vel ahuru mürekkeben. Ya da onlardan birisi müfret, diğer mürekkep olursa. Etbâte sâniyelin evveli. İkinci cüz'ü, birinci cüz'e tabi kılarsın. Fî irâbî irâbına vücûben, vacip olarak. Nahvu, şey tegûlü dersin. Hâzâ abdillâhi, Ebu Abdillâhi Muhammedun. Şimdi burada ne yaptım? İkinci cüz, birinci cüz. İkinci cüz hangisi burada? Hâzâ Ebu Abdillâh. Burada ne yaptın? Etbâtı sâniye, ikinciyi tabi kıldın, evvel. İkinci Muhammedun. Birinci ney? Abdullah, Ebu Abdillah, Ebu kelimesi. O zaman ikinciyi, birinciye ne yapmış oluyorsun? İrab'da tabi kılıyorsun. Ebu Abdillah, Hazan'ın haberi merfuvav ile Ebu Muhammed'ün de ona tabi olmuş. O da merfu. Ondan bedel. Ya da o da kimdir? Muhammed'in Muhammed'dir. Ra'ytu Ebu Abdillah Muhammeden. Bu sefer Ebu Abdillah birinci cüzü, Muhammed'in ikinci cüzü. İkinci cüz, birinci cüz'e tabi oldu İrab'da. Ebu Abdillah, mansup, neyle mensup Ebu kelimesi? Elif. Elif'le. Muhammed'in de mensup. Merartu bi Ebi Abdillah Muhammed'in. Orada Muhammed'in Ebi Abdillah ya ile mecrur. Muhammed'in de lafzen mecrur. Ona tabi olmuş oldu. El alemül mürtecelü vel alemül menkulü. Alem-i mürtecel. Mürtecel. Temelden alem. Temelden. Sonradan alemiyete dönüştürmemiş. Müstakil, bağımsız alem. Alem menkul da önceden başka bir mana için kullanılmış. Sonra alemiyete intikal etmiş. El alemül mürtecelü. Alem mürtecel neymiş bakın. Malem yesbik lehu, onun için geçmedi. İstimali bir Arap kelamında kullanma. Kablel alemiyeti. Alemiyetten önce başka bir manada kullanılmamış. Fi gayriha, başka bir manada. Ben üstüm ile bilakis kullanıldı min evvelin emri, ilk etaptan itibaren alemen alem olarak. Kesuade ve Umara gibi. Suade kadın ismi. Umara erkek ismi. Bu Suat, Umer, bunlar ilk kullanılışında biri kadın için isim kullanılmış, biri erkek için. Vel alemül menkulü. Alemi menkul ve huvel galibi fil alami. Alem olarak kullanılması galibiyet esasına, çoğunlukla alem olarak kullanılır demektir. Çoğunlukla alem olarak kullanılır. Bunlar nedir? Manuk ile an şeyin, bir şeyden nakledilmesi, öyle şey ki sebeka istimaluhu, onun kullanılması geçti fihi o şeyde kabile alemiyeti, alemiyetten önce. Başka zaman alemiyetten önce başka manalara kullanılıyormuş, sonra getirilmiş alem olmuş. Ve huve bu mengul alemden, imma mengulun ammastarin. Ya mastardan nakledilmiş olur. Ke fadlin gibi. Fazl. Fazl isim. Bu fadl kelimesi. Fadala yeftulu fadlan. Bak. Oradan mastardan alem olmuş. Ve imma an ismi cinsin. Ya ismi cinsten alem olur. Ke esedin. Esed ismi cinstir. Ve imma an sıfatın, ya da sıfatlardan. Sıfatlar neydi? İsmi fail, ismi meful, ismi mensup. Bunlara sıfat deniyor. Ke harisin ve mes'udin. Ve imam fiilin, ya da fiilden nakledilmiş olur. Keşemmara gibi. Şemmara alem ama nereden dönüşmüş? Fiil kalıbından. Fiil. Şemmara. Şemmara aslında bir atın adı. Resmi kabiletin, bir kabilenin adı. Peki. Ve ebane. Bu da ebane fiil kalıbında, sonra alemiyete dönüşmüş. Yeşkura. Yeşkur önce fiil, sonra alemiyete dönüşmüş. Ve Yahya. Yahya kelimesi de öyle. Bunlar
Eban, Yeşkur, Yahya, bunlar erkek isimleri. Peki ve İczim ve Kum. İczim ve Kum. Bunlar da iki yerin adı. Bunlar iki yerin adı, tamam mı? Bunlar önce bak İczim emir kalıbında, Kum emir kalıbında kullanılmış, sonra getirilmiş alem olarak kullanılmaya başlanmış. Alemiyete intikal etmiş. Ve imman cümletin ya da cümleden alem olabilir. Kecadel hakku ve teebbeda şerran gibi. Onlar da ne olarak kullanılmış? Fiil cümlesi gibi kullanılmış. Sonra getirilmiş bir şahsa isim konmuş. Temrinlerde size okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.